Şimdi Buyurun. tabii bütün bunlar yaşanırken Profesör Engin Arık ve ekibi bu hedef konumuna vardıklarının farkındalar mıydı? Ya ben işte bak burada hem kurgu hem şey giriyor devreye. Ben şimdi tabii ki hep resmi değil, bir de gayri resmi araştırmalar da yapıyorum. Yani onu tanıyan ya da tanıdığının tanıdığıyla konuştuğum çok oldu. Şimdi öyle zamanlar yaşadım ki ben çok etkilendiğini, çok üzüldüğünü ve bu durumu bildiğini düşünüyorum. Kitapta da bölüm var, hatırlıyor musunuz? Evet. Bir istihbarat görevlisi, sizi uzaktan koruyorduk Evet. ama ne yazık ki FETÖ'cü yapılanma tarafından görevden alındık. Evet. Yani başka bir yere nakledildik. Artık sizi koruyamayacağız. Yok. Mümkünse hani kendinize bir koruma tutun. Ya da başınızın Yani çaresine bakın. öyle bir şey dersten Evet. sonra yapılan bir uyarı bölümü var. Ve Engin Arık tepki gösteriyor. Hayır diyor, ben diyor koruma tutmayacağım. Aileme de söylemeyeceğim diyor. Mesela sevgili Metin Arık olsun, işte değerli çocukları olsun, haberleri yok. Söylemedi, biliyor musunuz? İçine attı. Ha diyeceksin, bunun ne kadarı gerçek? Bunun aldığım duyum, bu bir duyum. Yani bilgi kaynağım, biliyorsun bilgi Evet. kaynakları güvenilir. Yani sizin açınızdan güvenilirdir. Çünkü onlara güvenerek yazarsınız Evet. ve konuşmazsınız onlar Evet. hakkında. Yani sizin de vardır, benim de var. Bilgi kaynağım iyiydi. Böyle anlattı. Hiç söylemedi dedi. Son gideceği güne kadar kimsenin haberi olmadı dedi bu durumdan. Yani yüksek tehdit yaşadıklarının. Engin Hanım'ın en çok üzüldüğü konu tabii ki ailesine bir zarar gelip gelmeyeceğiydi. O artık FETÖ'cü tehdidi zaten o mühendis ölümlerinden sonra, çok zeki bir kadın. Yani sıranın kendine geldiğini, zaten kendilerine geldiğini fark etmiştir. Ama Evet. yapacak bir şeyiniz yok. Yani size devletin o anda yapması gereken bir tek şey vardı. Bunların evleri de dahil, aileleri dahil yüksek güvenlikli lojmanlarda barındırılmaları ve gidiş gelişleri de yani zırhlı arabalarla korumalar eşliğinde olmalıydı. Ha şu an yapılıyor mu? Galiba şu an daha tedbirli. Her şey işleniyor. Ama o dönem maalesef normal sıradan hani bir vatandaş gibi işlerine çıkıp gidiyorlardı. Evet.